Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün de sizlerle birlikte LoL oynuyorum. Bugün sizler için alt koridorda kara hasatlı Miss Fortune oynayacağım. Miss Fortune üzerine bir oyun olacak. Umarım izlerken keyif alırsınız. Şimdi arkadaşlar, Miss Fortune kara hasat şu sıralar çok fazla tercih ediliyor. Öncelikle neler tercih ediliyor veya kara hasatla oynamak doğru mudur, onlardan bahsedelim. Bence kara hasat rünü pek de mantıklı değil bu karaktere. Hani özellikle bot lane'de oynarken çok fazla stack yapamıyorsunuz. Skora ihtiyacınız var bildiğiniz gibi kara hasatı stackleyebilmek için. Ben daha çok kara hasat rününü ormancı karakterlerde beğeniyorum. Çünkü orman kamplarının hepsinden kara hasat yükü kazanabiliyorsunuz. Hem de baskın atıp skor çıkarttığınızda zaten kara hasat yükünüzü stackleyebiliyorsunuz. Daha hızlı stackleniyor ama bot lane'de oynarken pek aktif olmuyor. Ha, uzun oyunlarda eyvallah, çok güçlü bir rün haline geliyor. Q yeteneğinizle direkt tek atabiliyorsunuz rakibi ama oyunun erken safhalarında sizi güçsüzleştiriyor. Bu noktada Q yeteneğimle başlayacağım. Q yeteneğimi fullleyeceğim. Eğer Silli Yıldız rünüyle girerseniz de E yeteneğinizi fullemenizi tavsiye ederim. Çünkü rakibi dürtmenizi kolaylaştırıyor Silli Yıldız. Bunun harici girdiğim ürünler bu şekilde. Ben yine bunların hepsini açıklama kısmına koyarım. Siz açıklama kısmından tamamına erişirsiniz. Bilmeyen arkadaşlar için de tekrarlayayım. Ara sıra pingim yükselebilir. Farklı bir ilde oynuyorum. Farklı bir ilde oynadığım için de ufak ufak böyle pinkte problemler yaşanıyor. Şimdi burada kırmızı güçlendirmenin başında duracağım. Graves alacak ama vur buna. Tamamdır. Kara hasat için geldim sadece. Hani göstereyim niye burada beklediğimi de. Hani 2 yük 2 yüktür. Buradan bot lane'den büyük minyon gelene kadar alacağım bir 2 yükü şimdiden almış oldum. Alır ekip. Support tank geçmiş. Okey. Şu an ben bu takastan daha başarılı çıktım. Jhin'e göre daha fazla hasar verdim derken pinkten dolayı bir anda daha fazla hasar biz yemişiz. Dördüncü vuruşuna kadar çocuk bana vurmuş. Tabi şöyle bir avantajımız da var bizim. Benim 4 can iksir, pardon 3 can iksir avantajım var. Bu da benim işimi kolaylaştıran bir unsur. Çok güzel. Burada da ilk kanı almış olduk. Buradan da bir kara hasat yükü kazandım. Nice. Erken aşamada kazandığım kara hasat yünleri benim için çok büyük avantaj sağlayacak oyunun ilerleyen safhalarında. Bu yüzden skorun bende kalıp kalmaması çok fazla dert değil. Sadece kara hasatını alsam bile yeterli. Bu arada E yeteneğimi açmayacağım. Bekleteceğim. Sadece açarsam da rakibi yavaşlatmak için açarım. Çünkü E yeteneğiyle bizim bir işimiz yok. Bizim daha çok Q yeteneğine ihtiyacımız var. Q yeteneğinin vereceği hasara ihtiyacımız var. Zaten dediğim gibi ilk olarak da Q yeteneğimizi fullleyeceğiz. Bu yüzden bizim için daha önemli. Buradan bir kara hasat yükü daha geldi. Rakip bot lane artık birazcık daha korkarak oynayacaktır burayı. Öne açılmak istemeyeceklerdir. Çünkü öne açılmaları durumunda tekrar baskın yiyebiliriz falan düşüncesiyle safe takılacaklardır. Tahm Kench de oldukça safe oynuyor. Jhin'i zor bir pozisyondan çıkartabilmek adına. Bu arada o mermi sekseydi çok hoş olurdu. Jhin'e vurduğum hasarı gördünüz. Bu ufak kara hasatın daha ufak etkileri. Bu etki artacaktır. Hani ilave bir 16 hasar çok fazla bir şey değil. Flash'ımla birlikte aslında zorlayabilirim de Tahm Kench çok yakın. Bir anda onu ağzına alabilir. Ağzına alması durumunda da ben buradan skor çıkartamam. Şimdi potumu da kullanıyorum. İkinci potumu daha kullandım. Henüz üzerimde potlarım duruyor. Şifası duruyormuş daha çocuğum. Şifasını biraz önce kullanmıştır diye düşündüm ama kullanmamış. Sağlık olsun. Şimdi E yeteneğimi açacağım adamı yavaşlatabilmek adına. Bu arada Sorakam da güzel oynuyor. Oyuna hakim. Farm konusunda bir problem yok. İkimiz de şu an eşit durumdayız. Ama tabi üzerime almış olduğum bir asist skoru bile benim rakibime göre daha güçlü olmamı sağlıyor.
bizim orta koridorumuzda Horus varmış. Yeni gördüm. Ben burada güçlenmeye devam ediyorum. Tabi flash'ımdan olmam kötü. Jin'in şifası için flash vermek worth değildi. Ben şifasını kullanmıştır diye düşünüyordum ama kullanmamış daha. Kullanmadığı için de maalesef bizim adımıza birazcık sıkıntı oldu. Tamamdır. Alacağımızı aldık. Bu arada Jin de üzerine 2 tane uzun kılıç almış. Biz bu noktada uzun kılıçla başladığımız için Draktar'ın bir parçasını tamamlayabileceğiz. Yine standart Draktar başlangıcını yapıyorum. Hasarımız çok fazla artacak. Bu noktada bir ayakkabı, bir de saldırı hızı eşyası aldığınız mı sizin için yeterli olacaktır. Soraka beni çok güzel takım savaşında pillayacak. Özellikle kızgın buradanlık aldığı takdirde bana hareket hızı da kazandırmış olacak ve mobilitem artacak bu sayede. Çok çok güzel bir eşya tercihi buradanlık. Umarım buradanlığa gider çocuktan. Bitkinliği de duruyor. Okey. Bu arada Soraka cidden bayağı güzel dürtüyor. Arkaya bir teleport geldi ama çok gereksiz bir teleport. Herhalde derken değilmiş. Çok güzel. Süpersiniz abi. Kara hasatlar gelmeye devam ediyor. Şimdiden 4 kara hasat yükü ölülerden geldi. Bunun yanı sıra 50 kara hasat yükü toplamış oldum. Ultim olsaydı direkt orada ultimi sallayacaktım ama ultimi yoktu maalesef. Twisted Fate de buraya gelerek vakit kaybetmiş oldu. Bu da Varus'umuzun işini rahatlattı. Orta koridorda rahat rahat minyon biçebilecek. Fightların burada dönüyor olması bizim için büyük bir avantaj. Kuleye vurmak istemiyorum şu aşamada. Erkenden kuleyi düşürmemize gerek yok. Hemen savaşçı çizmelerini alıyorum. Bir tane daha uzun kılıç, bir tane daha pink ward, koridora geri gidebiliriz. Bu arada mananızı çok çok dikkatli harcamanız lazım. Mavi rün sayfası yok çünkü. Sadece sağ tarafımızda var. Bunu da bizim için gerekli olan şeyleri almak zorundaydık. Yani mana yüzüğümüz falan yok. Bu yüzden manamıza dikkat etmemiz lazım. Mana problemi çekebiliyor karakter. Bu arada dakika 8'de 50 kara hasat yükü harika. Bu da işte fightların botta dönmesinin bir avantajı. Dediğim gibi E yeteneğini sadece rakibimi yavaşlatıp hasarımı daha rahat yansıtabilmek adına aldım. Açtım. Kara hasatımı aldırsam çok güzel olur. Bizim gol bir felaket hakim oynuyor ya oyuna. Bu arada mobilitesi düşük bir bot değiliz. Yani rakip ormancı buraya gelseydi buradan çok fazla ekmek yerdi. Ama gelmedi çocuk. Bu arada Twisted Fate de buralarda. Okey, o da düştü. Devam ederiz abi üstlerine. Kill alamıyorum ama hiç problem değil. Aldığım kara hasatlar bile benim içimi rahatlatıyor. Ufak pink giriş çıkışları maalesef rahatsız ediyor.
Orada Graves doğru zamanda doğru yerde olmayı çok güzel beceriyor. Yani bir ormancıdan isteyebileceğiniz her şeyi yapıyor çocuk maşallah. Normalde bu kadar kolay bulunmaz böyle ormancılar. Hecarim falan mesela doğru zamanda doğru yerde bulunamadı. Şu an ben farm üstünlüğünü de koydum. Bir de 5 asist avantajım var. Şu an eşya olarak yine fark atmış durumdayız. Draktlarım gelsin, ben o zaman daha da rahat edeceğim. Bir uzun kılıç daha tamamdır. Bizim takım ne yapmış? Fiora 3 kere ölmüş. Zaten Volibear bir artık bitti. Çocuğun adı da Ayının Gazabıymış ve çok hakim oynuyor karakterine. Biliyor yani neler yapabileceğini. Karşıda da Tahm Kench karakterine hakim ama maalesef Jhin ona istediği şeyi sağlayamıyor. Aslında Jhin de güzel oynuyor ama işte bu noktada ormancı farkı devreye girdi. Hayır. Sora kulübesi geldi. Sora da buradan asist alır mı? Şu an gayet güzel minyon biçiyoruz. Tahm Kench muhtemelen bu çalıda olabilir. Çok öne açılmayacağım. Jhin de öne açılmak için bekliyor çünkü. Soraka'da bu arada iyileştirmesiyle canımı fullemeye başladı. Ne karimizde. Tek attı. Baya baya tek attı çocuk. Kötü oldu. Burada bu sefer de Ekarim doğru yerde doğru zamanda bulundu. Güzel oynayabilirdik burayı. Üzerime Tahm Kench bitkinliği falan geldi ama başta bizi kesemediler. Güzel takım savaşı yaptık orada. Soraka'ya birazcık güvenemedim. Geri çıktım. Aslında Soraka'ya güvenip devam etsem buradan belki erken bir skorla ayrılabilirdik Ekarim gelmeden. Bir de flash'imi atıp hani yetenek harcamak istemedim. Biraz önceki pozisyonda olduğu gibi Jhin'in şifası, şırası falan her şeyi duruyor. Gerek yoktu öyle bir hamleye. Bu arada Hecarim de güçleniyor. Tabii bizim Graves'ımız şu an daha üstün Hecarim'e göre. Alameti falan da aldılar. Ya şu an tek istediğim şey benim kara hasat yüklerimi arttırabilmek. Bu arada Tahm Kench falan nerede acaba? O tarafa kaçmadın mı cidden ya? Çok çabuk 4 kişi oldular. O tarafa doğru kaçacak zannettim. Ultimi kullandım. Adam o tarafa doğru kaçmadı. Beni ters köşe yaptı. Neyse güzel. Buraya gelerek aslına bakarsanız vakit kaybettiler. Bu da bizim için bir avantajdır. İyi, tap yol oldu. 4 kişi buraya geldiği için tapı boş bıraktılar adamlar. Ve tap rahat bir şekilde itilmeye devam ediyor. Alametle birlikte orada kule düşecek. Volibear buraya geldi. Muhtemelen buradan skor alırlar. Hadi canım. Kes Varus artık. Ya Varus çok kötü oynadın be. Üzdün be Varus be. Bu da öldü. Jhin'in bu arada üzerine 5 kill oldu.
Hani başta çok çok kötü durumda olan bir Jhin şu an eşyalarını tamamlıyor, güçleniyor. Hani farmda sıkıntı da değil ve bu hoş bir durum değil aslına bakarsanız. Benim şu an üzerimde kill kalmadı ve skora ihtiyacım var. Sen ayakkabını mı tamamladın? Adam benden daha hızlı koşuyor ya. Şurayı bir itelim. Hala 100 kara hasat tüküne ulaşamamış olmam kötü. Yani şu dakikada falan ulaşmayı hedefliyordum. Adamların kulesini artık birazcık vurmamız lazım. Genç bu arada arkaya bir ultiyle burayı kapatmaya çalışabilir. Bizde herkes şu an top side'da. O yüzden burada bir savaş çıkartamayacağız. Rakip orta koridor ve jungle'ları gözükmüyor. Tekrardan buraya toplanmak isteyebilirler. TP'de topa gitti. Güzel. Bizimkiler top lane'i şu an rahat bir şekilde kazandılar. Ama burada dediğim gibi benim mutlaka birkaç skora ihtiyacım var. Ki siteğimiz artsın. Siteğimiz artınca da rahat rahat hareket edelim. Boş olmadı bu ya. Soraka'nın üzerinde ultisi de yokmuş. Jhin çok fazla vurdu. Orada şifam bassaydım da şifa range'imde değildi Soraka. Jhin orada flash ile güzel tamamladı. Bize gelmeleri lazım. Tapta artık alabilecekleri bir şey kalmadı. Ben Tahmkench'ten dolayı agresif oynayamıyorum. Çünkü üzerlerine koşarsam eğer Tahmkench benim önüme koşacak. Ve direkt bütün hasarımı kendi üstüne alacak. Güzel. Ya, takımca oynadığımız takdirde biz daha güçlüyüz. Ama ayrık oynadığımız takdirde rakip daha güçlü. Özellikle 1v1'leri, 2v2'leri falan bize göre daha kuvvetli. Şimdi bu arada bombardımanı da tamamlamış. Bizim bir şekilde bot kuleyi almamız lazım. Ama ileri açılmaya da korkuyorum. Dediğim gibi Tahmkench ultisi geldiği takdirde benim kaçma şansım yok. Miss Fortune mobil olmayan bir şampiyon. Hani bütün mobilitenizi sadece hareket hızınızdan, pasifinizden alıyorsunuz. Başka herhangi bir şekilde bir hareket hızı kaynağınız yok. Buralarda da tek dolaşmasam iyi olur aslında da. Aslında şeyleri yokken adamların top lane'leri yokken burada bir savaş çıkarsak güzel olurdu. Soraka diyorum. Adam ayrı kittirme yapıyor. Şifasını aldık. Harika. Çok güzel. Rahat bir 2'de 2 oldu. Hatalı bir savaş aradılar. Şimdi eksik oldukları için biz burada devam edeceğiz ittirmeye. Üf. Voli 1 tek attı direkt. Tamam. Burada alabileceğimiz bir şey kalmadı. Ben bot lane'e de gidebilirim ama baron istiyorlarmış. Baron alalım.
Yalnız Fiora top 2'yi alacak. Ya da muhtemelen onu pinklemişlerdir oraya gitmemesi konusunda. Yani can barımı çok büyük ölçüde kaybettim yalnız. Ve aslına bakarsanız da bu bayağı riskli de bir baron. Bu adamı keselim abi. Sorkaya kaçmaya çalışacağım ama olmayacak. Flash attı. Tom Cage'in bitkinliği benim işimi bozdu. Hem benim hasarımı engelledi. Kesemedik Tom Cage'i, hem de Fiora'nın yakalamasını kolaylaştırdı. Beni rahat bir şekilde yakaladılar. Voli 1 burada ölür. Ben şuradan yoğunluğumu bir alayım. Üzerine şu Dominik Efendi'nin hürmetlerini falan almam lazım. Şu an adamların orta koridoru açık. Mecburen base atacaklar. Baron aldırtmadılar belki ama base atmak durumundalar. Hemen tapu tutalım. Orada mecburen ultimi kullandım. Çünkü ultimi kullanmasaydım o adam oradan kaçacaktı. Ya gördüğünüz gibi kara azatın etkisi bu. Çok çok fazla hasar bırakabiliyorum. Üzerimizde 150 kara azat tükü var. Tom Kench birazcık daha yaklaşsaydı ağzını alacaktı o çocuğu. Kurtaracaktı. Şifam basmak zorunda kalacaktım. Allah'tan gerek kalmadı, yetişemedi. Çok uzağında kaldı Jin'in. Bu arada mavi güçlendirme duruyorsa ben onu bir alayım. Muhtemelen almışlardır da. Aynen. Şöyle bulabildiğiniz her yerden abi, karahasa tükü toplayabileceğiniz her yerdeki şeyleri kesin. Yüklerinizi arttırmaya bakın. Orada eksik bir fight ya. Sürekli niye eksik bir savaş? Bize Varus biraz etkisiz kalıyor. Varus'un güçlenmesi lazım. Çok güzel bir skor daha geldi bana. Fiora'ları olmadığı için burada hiçbir şey yapamıyorlar. Fiora'ya mutlaka ihtiyaçları var. Çok güzel. Burada bizi takip edecek kimse yok abi. Kuleyi almamız lazım. Niye korkuyoruz, ben onu da anlamadım da. Şu an adamların bir de midi tutması gerekiyor. Çünkü orada inhibitörleri açık. Sürekli olarak güçlendirilmiş minyonlar oraya geliyor. Orada benim aldığım killer çok çok güzel oldu. Hani bu rahatlığa ihtiyacım vardı. Bir de Dominik Efendi'nin hürmetlerini aldım. Bunun üzerine de bir karabalta alacağım. Karabalta ile birlikte ben artık ölümsüzüm. Bekleme sürem de %40 olmuş olacak. Sürekli olarak Q spamlayacağız. Şu yükü de bir 200'lere falan çıkarsaydım çok daha güzel olacaktı da.
çok da ayrık olmak istemiyorum takımdan. Çünkü ayrık kalırsam sıkıştıracaklar. Kesme ihtimalleri çok yükselecek. Flash'ım yok ya. Burada da yalnız kaldım. İşte diyorum ya, bu şekilde sıkıştıracaklar diye. Ve burada Fiora rahat bir şekilde girip Soraka'yı da kesmiş. Bu da hoş değil. Bir Fiora için flash atmak zorunda kaldı. Burada bizim çocuk da ölecek. 2-3 bir takas. Çok kötü çok. Bayağı kötü bir savaş. Yani gereksizdi bu savaş. Cidden çok gereksizdi. Tank Engine kovaladık eyvallah, ama arkadan adamlar bizi sıkıştırdılar. Herkes ayrı kaldı. Flash'ımın da çok az bir saniyesi kalmıştı. O flash'ı atabilseydim oradan kurtulacaktım belki de, ama atamadım yani. Barona yetişir miyim acaba? Ölmedin mi sen cidden? Güzel. Ah. Çocuk ölmedi ya. Çok az bir canlı kaldı ya. Beni sinir etti. Fiora'ya gel abi. Fiora burada yalnız değil. İçimden bir ses öyle diyor. Buraya yardım lazım. Zonya'sını bastı ya. Kesersiniz abi orayı. Çok güzel. Nice hocam. Buraya Graves zorlamış. Graves burada öldü. Ama yapacak bir şey yok. 2-3 takas. Aslında burada bir kişi daha kestik galiba. Arada ölen bir kişi daha vardı. 3'e 3 bir takas olabilir. Şuradan ben Arkanımı aldım. Bu beni birazcık daha hareket hızı konusunda yine rahatlatacaktır bir yetenek uyguladıktan sonra. Çok çok fazla öldüm ya. Bu arada 36 puanlıkta görüş sağlamışım. Baya güzel. 196 stack oldu. Volibear öldü. Skorlar Jhin'e gitmeye devam ediyor. Jhin 3. eşyasını tamamladı. Bende de 3 eşya var gerçi, ama onun tamamladığı eşyalar daha pahalı eşyalar. Ve hoş değil yani bunları tamamlıyor olabilmesi. Güzel. Flash'ını aldım çocuğum. Yapma be abi. Yine az canla kaçtı ya çocuk. Yine azıcık bir canla kaçtı ya. Tahm çok sinir bozucusu. Neyse, adamların bayağı bir spelini aldık bu noktada. Benim hasarım fazlalaşmaya başladı ve bu hasar tahmin edemiyorlar. Hecarim'e de almamız lazım. Çok güzelsin abi. Yalnız Fiora da split'e başladı. Bu da güçlendiğinin kanıtları arasında. Rahat bir şekilde koridor itiyor sürekli olarak. Başıboş bırakamayız. Yoksa o çocuk kule almaya devam edecek. Orada adamlar da doğdular. Ben hemen buradan çıkayım. Güzel. Benim hasarım çok fazla. Sadece korunmaya ihtiyacım var. Bu noktada bir civalı kuşak alsam aslında fena olmaz. Kendimi koruyabilme yeteneğimi arttırır. Okey abicim, hemen gideyim ben bir ret alayım.
Savaşmayın abi, savaşmayın. Ben kime diyorum ki? Savaşacaklar. İnatla savaşacaklar yani. Orada savaş çıkartacaklar inatla. Ha, Sorakabana cam bastım orada göremedim ya. Basmıştır herhalde. Hücum günahını yemeyelim. 2'ye 1 takas. Ölen ben oldum yine. Sen ölürsün dostum, dikkat et. Yine de keserler. Helalsiniz be. Volibear çok çılgın oynuyor ya adam. Helalsin. Çocuk çok güzel oynadı. İyi, burada inhibitor düşecek. Muhtemelen oyunu bitiremezler ama şu kulenin tekini bile alsalar bizim için kafi. Gerçi minyon dalgası gelene kadar Twisted Fate doğacak ama yapacak bir şey yok. Güzel. Yarı yarıya bir skor katkımız var. Yani 30 skorun yarısına katkıda bulunmuşuz. Bu gayet güzel. Soraka 20 skora katkıda bulunmuş. Volibear'a bakar mısınız? Bakayım gidecek. Tapta bizim minyonlar dövüyor ya. Şu an barona yakın kalmamız lazım. Fiora atlarsa beni kesebilir ha. Bundan bahsediyorum. Yeteneği çok sıkıntı çocuğun. Sırf W'su bile çok baş ağrıtıyor yani. Hasarı direkt engelliyor. Cevap veremiyorsunuz adamlara. Güzel abi. Horus vurmaya devam etse, vurmaya devam etse burada Ekarim'i de kesecekti. Tamam, zorlamasa bile yeter. Bizim minyonlar midden gidiyorlar. Şu an adamlar baron almaya çalışacaklar. Oyun 33 dakika sürdü ya. Çok boş bir 33 dakika. Aslında güzel bir teleport olabilir. Riskli de bir teleport. Adamlar barondan vazgeçmek zorunda kaldılar. Okey. Civalı kuşak. Civalı kuşak mı, kanı susamış mı? Veya da koruyucu melek mi? Biz şunu alalım. Graves bile artık bu adamla mücadele edemiyor. Fiora güçlendi çünkü. Sağdan soldan topladığı skorlarla. Bayağı çekişmeli gidiyor. Şu an Baron Pit'ini görmemiz lazım yalnız ya. Ve Jin o kadar fazla hasar bırakıyor ki hani şey olmuyor. Nasıl söyleyeyim size? Soraka iyileştirme yapamıyor yani. İyileştirme yapamadan bitiyor. Bir de Mid'de çok erken başladılar savaşa. Beklemeleri lazımdı. Volibear'ın falan can barı kalmamıştı. Bir de benim güzel bir ulti atmam lazım. Bizim takım savaşını tam anlamıyla kazanabilmemiz için. Aslında şu an yapabiliriz ha. Şu an yapabiliriz. Twisted Fate bot da. Biz alevecilerini aldık değil mi? Aynen. Topu da itmek istiyorum bir yandan da. Ya TF yokken biz burada savaşacağız abi. Yapacak hiçbir şey yok. Adamların ayrı kittirmesine izin verdiğimiz sürece biz burada zarara giriyoruz.
Adam direkt pastı gitti. Ha. Çok dağınık oynuyor herkes ya. Herkes çok dağınık oynuyor ya. Jini yakalamamız lazım da. Süpersiniz abiciğim. Gel. Şu an top lane'de zaten minyonlar itiyor. Ben burada Soraka ile birlikte Kadim'i alırım. Şu an üzerimizde bu kadar ejder varken bence Kadim daha worth. Şu an can barımız çok az. Can barıyla hayatta barona girilmez. Kadim varken toplu bir şekilde full canla savaşmak daha mantıklı olacaktır. Evet, son takım savaşı. Fiora orada ultime çok güzel yakalandı. Bütün dalgasına ultimin kafa attı. Varus niye mi de gitti bilmiyorum. Birilerinin tutması lazım botu. Çok sıkıntı ya. İnşallah barona yönelmez adamlar. İnhibitörleri var çünkü. İnhibitörleri olmasa orayı savunmak zorunda kalacaklardı. Ama şu an inhibitörleri olduğu için öyle bir lüksleri yok. Ben şöyle kırmızı güçlendirmeme gideyim. Soraka şimdilik bot lane'i tutuyor. Derken adamlar barona başladılar. Buraya devam edemeyeceğim. İyi, adamlara baron yaptırmadık. İyi bir şey bu tabii ki ama. Tamamdır. Ben tapı iteceğim. Taptaki minyon dalgasını tutmak zorunda bırakacağım adamları. Fiora güçlenmemiş olsaydı dert değildi de şu aşamada Fiora güçlü olduğu için birazcık sıkıntı. Bu arada 300 ülkede ulaştırdım ben kara hasatımı. Tamamdır. Base atabilirim. Okey. Baron'dan uzaklaştırdık. Burada bir fight kazandık. Hoş bir fight oldu. Ultime yine kafa attı Fiora sağ olsun. Ve ultime direkt bayıldı. Hemen şöyle bir kırmızı güçlendirmeye gideceğim. Botumuz güzel itiyor. Solumuz güzel itiyor. Gel abi barona. Gel gel gel. Tank genç falan bot da. Süpersiniz abi. Aa, Fiora'yı öldürmüşüm. Nice.
güçlendirmenin bende olması çok güzel ve Fiora'nın ölü olması çok çok daha güzel. Burada yoğumumu kullanmıyorum. Yoğumumu özellikle kullanmayacağım. Çünkü benim için bir kaçış mekanizması yoğumu. Son çare. GG. Hadi bitirelim. Evet abi. 300-400 neredeyse stack'le, kara hasar stack'le şu an oyunu bitiriyoruz. Karakterin ne kadar güçlü olduğunu gördünüz. Erken oyunu maalesef çok çok fazla güçlü değil. Geç oyunda açılıyor karakterimiz. Birazcık sabırlı olmanız lazım. Şu an ben öldüm galiba. Beni peel'layın. Kesersiniz Fiora'yı da ya. Tamam, vurun abicim kuleye. Nice, bu kadar ya, bu kadar ya. Full build'im arkadaşlar. Yapabileceğim maksimum build buydu. Elimden geldiğince sizlere de göstermeye çalıştım. Karahasat Limit Fortune da bu şekildeydi. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like, yorum atarak bulmanı belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.